Arkadaşlar merhaba. Büyük finale günler kala 2021 Eurovision şarkılarını, finaldeki şarkıları sizlerden gelen ricaları kırmayarak değerlendirmek üzere karşınızdayım. Şarkıları iki bölümde sizlere değerlendireceğim. Bir tanesi benim için vasatlar ve yarışmada iddiası olmayan şarkılar. İkinci bölümde de görüş alanıma giren ve yarışmada iddiası olan şarkılar. Daha sonra da kendime göre puanlamamı paylaşacağım. Öncelikle iki tane büyük düş kırıklığımla başlamak istiyorum. İngiltere ve İrlanda. İngiltere'nin şarkısı son derece vasat. İrlanda'da bu yarışmanın tabii ki gelmiş geçmiş en büyük armadasının sahibi ülke olarak büyük düş kırıklığı yarattı. Demek ki yarışmayı önemsemediler diye düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti yine sıradan eserlerden bir tanesi. İspanya her zaman paranteze aldığım bir ülkedir benim Eurovision'da. Çünkü genellikle İspanyolca şarkılarla bu sene de olduğu gibi katılırlar ve Latin dünyasında ve İspanyolca müzik severler arasında bir şey bulur muhakkak. Şarkı bir adres bulur. Ama bu seneki son derece vasat bir endüstriyel şarkı olarak karşımıza çıkıyor. Ne kadar bu sene ilgi bulur, ne kadar puan bulur onu bilemiyorum. Tabii biraz da finaldeki şovla da etkiler ortaya çıkacak. Şimdi Litvanya 80'ler diskosu bir şarkı yapmış. Artık şarkılar arasında o kadar şarkı özelliği olmayan eserler çıkıyor ki karşımıza. Hani onu bir kategorize ettiğimiz zaman sanki o şarkı bize güzelmiş gibi bir intiba, bir izlenim bırakabiliyor. Burada yanılmamak lazım. Eurovision her şeyden önce bir şarkı yarışması. Evet, show business özelliğiyle çok büyük etkiler yaratan, artık oylama üzerinde etkileri olan bir yarışma olsa da her şeyden önce başlığı şarkı yarışması. Demek ki nedir? Şarkıya bakacağız, müziğe bakacağız. Bu bağlamda 80'ler diskosunu yapmış Litvanya ama çok özellikli bir şarkı değil. İsviçre, hani aldığım notlara da bakarak birazcık sizlere daha seri anlatmaya çalışıyorum. Eh işte dedirten şarkılardan. Ama burada tabii fikir ayrılıkları bir hayli. Birçok arkadaşımla, eşim de dahil olmak üzere, İsviçre'nin şarkısını, finalist şarkısını çok beğenenler de var. Ben beğenmiyor değilim. Sadece vasat veyahut yarışmada çok fazla şansı olmadığını düşünenlerdenim. Çünkü ben bir yandan müzisyen kimliğimle olduğu kadar bir Eurovision fanı kimliğimle de bunu sizlerle paylaşıyorum. Ama her şeyden önce yaşımın da getirdiği Eurovision'daki birikimlerimle kendime göre değer yargıları içerisinde şarkıları ele alıyorum. Bu yüzden yapılan bütün şarkıları büyük emek verilmiş, büyük büyük çalışmalar sonucunda bizim önümüze gelen yapıtlar olarak gördüğümden hiçbirine ben tırnak içinde kötü damgasını vurmuyorum ve vurmayacağım, onu da söyleyeyim size. Danimarka beni izlediklerim arasında ilk gülümseten şarkı. Çünkü son derece eski old school bir Eurovision şarkısı yapmışlar. Hani duyduğunuzda aha işte bu bir Eurovision şarkısı diyorsunuz. Ama iddiası ne kadar olur bilmiyorum. Tabii ki İskandinav ülkelerinin kendi aralarındaki klikleşmesini her zaman bir dipnot olarak aklımızda tutuyoruz. Demişken İsveç ve Romanya. Şimdi bu şarkılar, her iki ülkenin de şarkıları, benim son zamanlarda çok da sevmediğim robot şarkılardan. Yani endüstriyel anlamda algoritması çalışan bazı müzik yapım programlarının sizin önünüze otomatikman çıkarttığı bazı soundlar var. Onlara da böyle insan dokunuşu marifetiyle böyle bir takım vokaller yükleniyor falan. Ondan sonra siz onu dinlerken vokallere bak falan, böyle arkada böyle yüksek büyük böyle davullar üstüne bindirilmiş vokaller, şarkıyı bir şey zannediyorsunuz. Bunlar yürekten gelmiş böyle ilham artı emekle yapılmış eserler gibi gelmiyor bana. Yapay üretilmiş eserler geliyor. İsveç ve Romanya bu tarz eserle katılan ülkelerden. Letonya ve Ermenistan, ikisi de trap kafası iki şarkıyla katılmış. Ermenistan'a şöyle üzüldüm, çok önemsememiş yarışmayı. Ermenistan'ın müzikal geçmişi ve kültürü tabii ki bizim ülkemizde de büyük etkileri ve izleri olan bir müzik kültürüdür, sanat kültürüdür. Sanıyorum maalesef bu son bir senedeki istenmeyen işte savaş durumları ve üzücü toplumsal
inişlerin ülkeye yansıması olarak belki Eurovision'u çok önemsememiş olabilirler. Yani vasat diyorum ama aslında trap de bir anlamda, yani bu tarz parçalar da bir alıcı bulabiliyor. Yani bir kendine bir yeşil ışık bulabiliyor. Şimdi burada önemli ülkelerden bir tanesi müzikal anlamda Hırvatistan. Şimdi burada bir 2000'ler diskosu yapmışlar. Karşımıza gelen görüntü ve şekil o. Çok temiz, çok güzel endüstriyel sound var. Ama solist kızımızı hiç de yeterli bulmadım. Hatta yani nasıl bilinçli mi bırakılmış? Fevkalade detoneler var, yetersizlikler var. Yani tüm çabalara rağmen, yani bugün artık biliyorsunuz sokaktaki kediye bile doğru sesle şarkı söyletebilir durumdayız. Yani şurada size bir şeyler yaparım, yapma ya Doğan Hoca dersiniz. Geçiyorum. Ya olmamış mı? Bence olmuş, dinlerim. Ama o detoneler beni rahatsız ettiği andan itibaren o da bizde takıntıya dönüşüyor müzisyenlerde. Şimdi bazı şarkılarda biliyorsunuz günümüzde endüstriyel olarak şuur altımıza bazı çok eskiden bildiğimiz şarkıların bazı notaları, bazı pasajları böyle çaktırmadan yediriliyor. Siz onu dinlerken bir şey seviyorsunuz. Ya bu neydi ya falan diyorsunuz. Bu bir şeye benziyor diyorsunuz ama aslında hiçbir şeye benzemiyor. Ama o şarkıyı o sevmenize sebep oluyor. Böyle şarkılar var. Ya da birebir bir parçanın bir riffini alıyorlar. Bu tabii 30 senedir, 40 senedir yapılan bir şey. Arak anlamında söylemiyorum. Bilinçli olarak alınıp konulanlardan bahsediyorum. Fakat o şuur altına çalışılan şarkılarda şöyle bir küçücük böyle bir bıçak sırtı bir çizgi söz konusu. Bunu hissettirmeden yapmak lazım. Kıbrıs'ın şarkısı değil bunu hissettirmek. Bağıra bağıra Lady Gaga Bad Romance'den baya böyle şarkıyı beraber ona söyleyecek kadar neredeyse birebir almışlar. Nereye kadar gider bu iş böyle hiç bilemiyorum. Şimdi Gürcistan benim şarkıya çok müthiş bir sempatim oluştu. Belki biraz böyle çok soft, çok kendi halinde bir şarkı olmasının getirdiği o naiflik, mülayimlik beni etkiledi. Fakat Eurovision'da aşırı ağır, slow parçalar çok belli bir döngüden döngüye şey bulabiliyor, şans bulabiliyor. Yani yarışmada şanslı olur mu bilmiyorum. Ben sevdim. Puan verecek miyim? Vermedim Gürcistan'a puan. Avusturya, yani şarkıyı izledikten dinledikten sonra Buket'e hadi kalk hanım kiliseye gidiyoruz falan diyesim geldi. Amen de amen falan, yani bu kadar dini bir görüntü vermek gerekiyor mu ondan emin değilim. Neyin gerekli olup olmadığına da ben karar vermiyorum da gördüğümüze göre işte buradan böyle fikirleri paylaşıyorum. Şimdi Yunanistan bizim birçok alanda hani ezeli rakibimiz. İyi ki de öyle, çünkü bir tarafta müthiş bir Yunan kültürü, bir tarafta Anadolu kültürü çarpıştığı zaman, azimle ve hırslarla çarpıştığı zaman işte Avrupa şampiyonu oluyoruz. Arkasından Yunanistan geliyor peşimizden. Eurovision'da birinci oluruz, arkasından Yunanistan geliyor falan. Zaten Ege'den şöyle koyduğumuz zaman kadehimizi karşı yakadaki Yunanistan, Yunan adalarını seyrederken bir taraftan saydırıyoruz ama işte rakıyı içerken de arkada bir sirtaki çalı veriyor. O yüzden Yunanistan'ı her zaman kültür olarak ve varlık olarak önemsiyoruz. Ama bu sene üzüldüm, zayıf şarkıyla gelmişler. Ve yani bunun gibi şarkılar çok var. Her zaman her yerde, yarışmada da çok var. Demek ki önemsemediler bu sene. Yani bu da bir aslında tercih sebebi. Şimdi yarışmanın geldik. Müzisyenler ve izleyiciler arasındaki en büyük fikir ayrılığı yaratan şarkılardan, ülkelerden bir tanesine hep birlikte sesinizi, gözyaşlarınızı, haykırışlarınızı duyar gibiyim. Almanya. Evet, şimdi bu şarkıya 12 puan veren çok sevdiğim müzisyenler, sözüne, sesine, fikrine çok hürmet ettiğim insanlar da var. 12 puan verenler. Ama ben şunu çözemiyorum. Özgürlükler anlamında Eurovision tabii ki çok önemli bir platform. Bizlere bizim dile getiremediğimiz birçok şeyi tak diye böyle 30 saniyelik bir görüntüde böyle insanların önüne çok güzel bir şekilde koyabilme fırsatı yaratan bir organizasyon. Ama özgürlüklerden, insan haklarından bahsederken bu kadar böyle gözüne soka soka, bu kadar bağıra bağıra, sonra da bunu eğlenceli yapıyormuş gibi böyle yuvarlana yuvarlana yapmak. Bir de George Michael'ın Fate şarkısından böyle çok efil efil esen rüzgarlar
eserlerle parçayı donatmak. Valla Almanya benim için biraz zorlama geldi. Puan da vermedim. İşte bu aslında bazen şeydir. Böyle Fransızca'da pour ve contre, yani onun tarafında ve ona karşı. Yani bir şeyin ne kadar kontrası varsa o kadar tarafı da vardır. Müzik çünkü bir futbol maçı gibi mutlak skorla sonucu belli olan bir yarışma kavramı içermiyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bazen bir bakıyorsunuz bir şarkı üçüncü olmuş ama dünyayı sarsmış. O senenin birincisini hatırlayan yok. Onun gibi belki de Almanya bu senenin iz bırakan şarkılarından bir tanesi olacak. Ama ne kadar hatırlanacak? Ya da belki bir tek Almanya hatırlanacak, birinciyi kimse hatırlamayacak falan. Belki de hem birinci olacak hem hatırlanacak, bilmiyorum. Benim yine oy verdiğim parçalardan bir tanesi, ülkelerden bir tanesi değil Almanya. Şimdi efendim Portekiz benim birinci olduğu sene böyle neredeyse taparcasına bayıldığım bir, nihayet müzik kazandı dediğim bir eserle katılmıştı yarışmaya. Fakat bu seneki valla fazla arak geldi bana şarkı, kimse kusura bakmasın. Portekizliler hiç kusura bakmasınlar. Abi parçayı oradan buradan apartmışsınız, öyle yapmışsınız. Şimdi tabii geldik buradaki Hollanda. Şimdi Hollanda'ya benim her zaman müzikal anlamda bir sempatim vardır. Yani Hollanda'dan Hollanda bize Tiçin'i armağan etmiş bir ülke olmakla beraber aradaki yıllarda böyle hep sempatiyle baktığımız ama hiç bizi böyle yerinden sarsan bir eserle önümüze çıkmamakla beraber bu sene tabii ki ev sahibimiz ama bu seneki şarkısı böyle Surinamlı şarkıcı kardeşimiz Afrika kafası bir şarkı yapmış. Şarkı sevimli. Hani o kafayı, o Afrika muhabbetini sevenlere güzel. Ama yarışmada hani çağda bir özelliği olur da bir şans yaratır mı bilmiyorum. Şimdi burada iki tane şarkı var. Bu vasatlar arasında değil. Benim önümdeki notlara bakacak olursam tam ortaya koyduğum bir iki ülke var. Ve enteresandır, biri Sırbistan, biri Kuzey Makedonya. Şimdi Sırbistan'ı burada bir derece daha aşağıda değerlendiriyorum. Şimdi seksi kadın, seksi erkek. Yani bu cazibeyle, bu seksist cazibeyle nereye kadar ne ilgi toplar bilmiyorum. Ama bildiğim bir tek şey var. Ben katıldığım herhangi bir partide bu şarkıyı duyduğum zaman Allah Allah son derece kendimi güzel böyle veririm. Yani müziğin ritmine, müziğin sounduna çok sağlam, çok enerjik, çok dinamik, çok güzel kotarılmış bir şarkı. Ama hani biraz böyle eski usul mü kalıyor böyle erkeğin böyle göz süzerek böyle aşırı yakışıklı böyle Kıvanç Tatlıtuğ kafalarında böyle bakışlar falan. Hani kızımız böyle hani kıvır kıvır işte küvetlerde disko topları falan. Ya bilemedim hani biraz buradan altını doldurup ondan sonra tabii finalde ne olacağına bakacağız. İddiası ne olur bilemiyorum. Yani Kuzey Makedonya'ya geldiğimizde de ilk dakikadan, ilk saniyeden, ilk andan itibaren verilen mesaj burada biz müziği önemsiyoruz. O güzelim senfonik orkestra ve detaylara girilen işte o surdoya vuruyor falan. Yani bu detaylar çok güzel. Bu detaylar ilgisi olan olmayan herkesin de hoşuna giden cazip görüntülerdir her zaman için. Vasıl kardeşimiz güzel, yani tipik bir Kuzey Makedonya görüntüsü arz ediyor. Hani şarkı, yani bir yanda şarkı var, bir yanda çok da böyle beni sarsmadı. Ama müzik adına güzel bir çalışma olmuş. Bu birinci bölümümüz arkadaşlar. İkinci bölüme gelecek olursak, bu da benim görüş alanıma giren şarkılar diyelim.